İngilizlerde veya yabancı tanıştığım diğer arkadaşlarda gördüğüm Türkiye'ye dair en büyük yanılgı, ben bunu Amerika'da da yaşadım, Türkiye'nin bir Arap ülkesi olduğunu zannetmeleri. Yani Araplarla bir problemimiz yok. Onlar da insan, biz de insanız. Fakat biz Arap değiliz. Çocukluğumdan itibaren hep zaten böyle yapılara, binalara ilgim vardı. İnsanların yaşadığı ortamları tasarlayabilme merakım vardı. Sonrasında üniversite tercihleri dönemi geldi ve üniversite tercihlerim sırasında mimarlığı yazdım. Üniversitede okurken açıkçası yurt dışı gibi bir planım yoktu. Mezun olduktan sonra ben ne yapabilirim gibi sorular elbette ki her mezun öğrencinin aklında varken benim de vardı. Fakat Türkiye'deki şartları düşündüğümüz zaman iş bulamama veya iş bulduktan sonra özel sektördeki yaptığın işin karşılığını alamama gibi sebepler beni yurt dışına yönlendirdi. Daha doğrusu akademik çalışmaya yönlendirdi yurt dışından ziyade. Babamın profesör olması, annemin öğretmen olması, Türkiye şartlarında bu iki ebeveynin maaşlarını bir araya getirdiğimizde ve ayrıca benim iki kardeşim daha vardı o dönemde okuyan. Bunları bir araya getirdiğimizde benim ailemin imkanlarıyla beraber yurt dışına çıkmam imkansızdı. Hele de döviz karşısındaki Türk parasının karşılığı çok fazla. Bu çarkın içerisinde benim aile imkanlarıyla yurt dışına gitmem imkansızdı. Hala da imkansız. Haziran ayında üniversiteden mezun olduktan sonra 2 ay Temmuz ve Ağustos ayı boyunca YYEGM yani YLSY bursunun duyurularını takip etmeye başladık internet üzerinden. Yani bir an önce bu başvuru açılsın da ben de hemen başvurayım modundaydım. Ağustos gibi açıldı zaten, hemen mülakatlar falan derken ben de bu bursu kazanmış oldum. Süreç bu şekilde başladı yani. Bu burs size hayli hayli yetiyor. Amerika'da 2000 dolar veriliyor burs olarak. Yani kiranızı karşılıyor. Yemeğinizi, içmenizi, gezip tozmanızı, arkadaşlarınızla buluşup aktiviteler yapmanızı, her şeyi karşılıyor. Bu burs karşılıklı bir burs. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezun olmuş öğrencilere verilen bir burs. Master veya doktorayı bitirdikten sonra, ülkeye döndükten sonra toplam sürenin iki katı kadar yurt içerisinde görevlendirildiğim kurum üzerinden bir hizmet süresi karşılığı var. Bu bursa başvurduktan sonra o bekleme sürecinde hangi ülke seçeceğim kesinlikle belliydi. Amerika. Yani neden Amerika derseniz, dizilerden diyebilirim herhalde. Yani o insanların aklında yarattığı, mesela New York'ta gökdelenlerin oluşturduğu bir fotoğraf karesi veya işte Texas'ta geçen Dallas dizisi. Ben de zaten o süreçte eğer kabul edilirsem bu bursa veya kazanırsam, netleşirse kesinlikle Amerika'ya gideceğimden emindim. Bu burs içerisinde, yani YLSY bursun içerisinde yurt dışında dil eğitimi görme hakkımız var. Nereye gidelim diye bakıyoruz. Bana arkadaşlarım işte diyor ki Texas'a gidelim, sıcak, veya Miami taraflarına inebiliriz. Fakat sonrasında bazı arkadaşlarımın iknasıyla beni New York Delaware diye bir eyalete gittik. Burada 6 ay kadar dil eğitimi aldım. Hatırlıyorum Amerika'daki ilk günümüzü, markete gittik ev arkadaşımla beraber. Markete girdiğimizde kasiyer kadın bize diyor ki, yani are you new? Burada yeni misiniz? Anlamadık. Gerçekten eve gelene kadar bu kadın bize ne sordu? Biz neden cevap veremedik ona diye. Yani ilkokuldan kimi zaman üniversitenin sonuna kadar verilen İngilizce eğitiminin o anda yeterli olmadığıyla birebir karşılaşıyorsunuz. Yani are you new? Bu kadar basit bir soruya cevap verememek yani çok tuhaftı. Fakat tabii ki şu anda bu dil bariyeri artık kalmadı diyebilirim. Amerika'da dil eğitimini bitirdikten sonra Türkiye'ye geldim. Bu süreçleri Türkiye'de takip ettim açıkçası. Kimi okullara başvurdum, red verdiler mesela. Fakat sonrasında işte University of Alabama at Birmingham'dan kabul aldım. Ve orada master eğitimine başladım. O master sürecine giderken az önce de dediğim gibi karşılıksız almıyoruz ya. Kefillerle beraber bir senetin altına imza atıyoruz. O kefillerin sizin üzerinizde yaratacağı manevi baskı mı diyeyim? Onu hissediyorsunuz yani. Mesela ilk giderken 165 bin dolarlık bir senede imza atmıştım.
bunun stresiyle beraber bir şekilde oradaki hayata entegre oldum. Okula gidip gelmeye başladım. Arkadaş çevremi geliştirdim. Eylül 2016'da başladım University of Alabama at Birmingham Structural Civil Engineering Departmanı'nda master yapmaya. Ve Eylül 2018 gibi de mezun oldum. Yani toplamda 2 sene kadar Birmingham'daydım. İlk maceram gerçekten çok korkunçtu. Çünkü benim valizler o sırada kaybolmuştu. Bir de Türkiye'den gitmeden önce bir ev için anlaşma yapmıştım. Ev sıfır eşyaydı bu arada. Nihayetinde eşyalarım geldikten sonra eve geçtim ve İnanır mısınız valizleri açtım ve valizlerin üzerinde uyudum. Üzerime kabanımı çekip. Dedim ki ben eğer bu geceyi atlatırsam master'ı da bitiririm. Gerçekten bu geçiyordu kafamda. Ve oldu. Gerçekten. 2 yıl boyunca aynı evde kaldım master sürecimde. 1+1 bir daireydi. Ve hiç eşya yoktu. Eşyaları almak için Walmart'a gittim. İşte yataktır, yatak örtüsüdür, işte mutfakta kullanacağın kapkaçaklar falan. Toplamda hiç unutmuyorum $400 tuttu. Ev tek başıma tuttuğum için bazı anlarda bursun yetmediği oluyordu. Özellikle kış aylarında tabii ki ısıtmadan vesaireden dolayı. Ama bunun yanında benim gezmemi asla engellemedi tek başıma evde kalmam. Yani en kuzeye de gittim, en güneye de indim. Yani hani bu burs beni hiçbir şeyden mahrum bırakmadı diyebilirim. Amerika içerisinde konuşuyorum. Kiram $725'dı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Biraz zaman geçti üzerinden ama $1000 paket halinde evi ve ihtiyaçlarına gidiyordu. Fakat o kalan $1000 her türlü imkanı sağladı bana yani. Market fiyatları falan da fena değildi. Yani bu noktada ne Amerikalılardan zorlanma gibi bir şey gördüm ne de Türk öğrenciler için. Fakat Hindistanlı öğrencilerin gerçekten maddi açıdan çok zorlandığını birebir şahit olduğum çok an oldu. Amerikalı öğrencilerin üniversiteye bakış açısı aslında bizimle birebir diyebilirim. Yani hayatımı kendim kurmalıyım veya kendi hayallerim doğrultusunda bir yolda ilerlemeliyim şeklindeydi. Okulun güzel taraflarından bir tanesi, yani burada İngiltere'de de ben onu gördüm. Çeşitli şirketlerden gelen temsilciler okulun içerisinde mesela fuar alanına kendi standlarını açıyorlar. Ve her bölüme mesaj atıyorlar. Diyorlar ki işte şu firma şu gün sizinle görüşmeye gelecek. Yani çok net hatırlıyorum. Mesela bir gün Tesla'dan geldiler. Neden bizimle çalışmayasın ki? Neden bizim çatımız altında Tesla'yı geliştirmek için bir şeyler yapmayasın ki? Gibi sorular yöneltiyorlardı. Fakat ben bu bursun içerisinde bu tarz şeylere çok yanaşmadım. Çünkü az önce de dediğim gibi bu burs karşılıklı bir burs. Ben ülkeye döndüğüm zaman yerleştiğim kurum üzerinden üniversitede akademisyen olacağım. Ve akademik kadroda bursun karşılığını vermeye devam edeceğim. Ben de bu şekildeydi. Fakat Amerikalı öğrenciler için yani bir garanti hissiyatı doğuruyordur diye düşünüyorum. Yani çünkü düşünün Türkiye'desiniz. Mezun olduktan sonra yaptığınız işin karşılığını alamamak gibi durumunuz var. Fakat Amerika'da herhangi bir firmadan gelen böyle bir yetkili size iş imkanını kendisi veriyor, kendisi sunuyor. Neden daha cazip gelmesin ki kulağa? Elbette ki geliyor. Ben de Türkiye'de böyle bir şey olmasını isterim tabii ki yani herkes gibi. Fakat şartlar aynı değil. Eylül ayında master bitirdikten sonra doktora için devam etmem gerekiyordu. İngiltere'ye yönelmeye karar verdim. Neden İngiltere derseniz sürenin kısa olmasını istiyorum. Çünkü Amerika'da doktora 4 yılken İngiltere'de doktora 3 yıl. Ve çalışmak istediğim konu için şu an beraber çalıştığım işte danışmanımla iletişime geçtim ve baktım ki hocanın ilgi alanları benim çalışmak istediğim şeylerle çok örtüşüyor. Onunla iletişime geçip İngiltere'ye geldim. İngiltere'deki eğitime başlama süreci Amerika'dan farklı. Siz hocalarla birebir iletişime geçiyorsunuz. Sizin ne yapmak istediğinize dair proposal hazırlıyorsunuz. Yani bir tez önerisi. Eğer hoca da bu tez önerisini beğenirse ve sizinle çalışmak isterse okulun graduate ofisiyle İletişime geçiyor. Diyor ki böyle böyle bir öğrenci var. Benimle çalışmak istiyor. Lütfen bu öğrenciye başvurduğu takdirde onay verin. Bazen hocalar burs da teklif ediyorlar. Fakat benim danışmanım bana burs teklif etmedi. Ki zaten ihtiyacım da yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bu 1300 poundluk burs. Kiradır, faturadır, mutfak masraflarıdır. Hatta gezip yeme içme. Yani o Amerika'daki o periyodum burada da aynen o şekilde devam ediyor diyebilirim yani. Eylül 2019'da
doktoraya başlamış oldum. Şu an doktorumun ikinci senesindeyim. Üniversitenin yurtlarından bir tanesinde kalıyordum. Üniversitenin yurduna yerleşme sürecim oldu. Marketleri keşfettim. İşte banka hesabı açtırmam gerekiyordu. Banka hesabı açtırmak burada gerçekten en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi oldu. Bir ülke nasıl bu kadar evrak işlerinde yavaş olabilir gerçekten anlamıyorum. Bir ay sürdü banka hesabı açtırmam. Türkiye'den biz gelirken bu arada bu bursa ilk 2 aylık bursu peşin olarak alıyoruz. Ya 2600 pound'la gelmişim ve ben çok büyük bir para. Sürekli onunla dolaştığınızı düşünün. Bir bankaya koyamıyorsunuz. Zaten ben Trabzonluyum. Karadenizler böyle stresli çok severler. Hiç duramazlar. Panik halindedirler. O parayı bir şekilde bankaya koymam lazım. Yani diyorum ki neden, ne gerek var ama bunlar da bu ülkenin şartları veya genel işleyişi. Ben de onlara adapte olmalıyım. İlk geldiğim zaman işte ne yapacağım, nerede kalacağım gibi arayışlarım hiç olmadı. Eğer yabancı uyruklu bir öğrenciyseniz okul size garanti olarak yurtta kalma getiriyor bir yıl boyunca. Fakat sonrasında yurt artık sizi sıkmaya başlıyor. Çünkü bir odanın içerisindesiniz. Yani gecenin bir vakti kalkıyorsunuz işte sahura. Böyle ayaklarımın üzerinde yürüyordum. İşte hani kimseyi uyandırmayayım falan gibisinden. Bu gibi sebeplerden dolayı artık eve çıkma ihtiyacınız oluyor. İngiltere'nin genelinde evler çok eski ve maalesef çok pahalı. Şu an bizim kaldığımız ev Türk arkadaşımla beraber 825 pound. Bursumuzun neredeyse 4'te 1'i mi yapıyordur? 3'te 1'i kiraya gidiyor. Ben ev bulma sürecinde de zorlanmadım açıkçası bu eve taşınırken. Çünkü ev sahibimiz üniversitede bir profesör. Profesörün bir emlak şirketi var. Biz onun emlak şirketi üzerinden bu evi kiraladık mesela. Yani akademik olarak baktığınızda demek ki bunların yaşam şartlarını fazla fazla karşılıyor. Üzerine birikim yapmalarına vesile oluyor. Ya ben İngiltere'ye gelmeden önce bu ön yargıyla ilgili İngiliz kibri diye bir şey okudum. Yani kafamda acaba böyle bir şeyle karşılaşır mıyım gibi bir soru işareti vardı. Bu noktada bunu söyleyebilirim. Fakat size şöyle anlatayım. Bölüm başkanımız bizim İngiliz. Benim ilk geldiğim hafta böyle benimle tanışmak için mesela işte ikinci katta, ben beşinci kattayım. Masama kadar gelmişti mesela. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin, Türkiye'den misin gibi şeyler. Bunlar soru işaretini anında yok etti mesela zihnimde. Türklerle alakalı kötü bir fikirde olduklarını hiç görmedim. Haberlerden falan gördükleri şeyleri takip ediyorlar. Mesela İzmir'de biliyorsunuz deprem oldu. Birçok arkadaşımdan işte Türkiye'de deprem olmuş, ailen iyi mi? Herkes sevdiklerin iyi durumda mı? Gibi mesajlar aldım. Yani Türkiye'yi yakından takip ediyorlar ve kötü bir fikirleri yok ülkemiz hakkında. İngilizlerde veya yabancı tanıştığım diğer arkadaşlarda gördüğüm Türkiye'ye dair en büyük yanılgı, ben bunu Amerika'da da yaşadım, Türkiye'nin bir Arap ülkesi olduğunu zannetmeleri. Yani Araplarla bir problemimiz yok. Onlar da insan, biz de insanız. Fakat biz Arap değiliz. Bazıları şey zannediyordu, Arap alfabesiyle falan mı yazıyorsunuz diye. Bir diğer karşılaştığım şey şu, işte bu başörtüsü meselesi. İşte sen başörtüsü takarken neden arkadaşın başörtüsü takmıyor gibi. Böyle bir algı, bu neden var? Emin değilim. Fakat böyle bu şeyle çok karşılaştım. Türkiye bir Arap ülkesi mi? Öğrencilerin, mezun olan öğrencilerin gelecekten sonra acaba ben hayatımı nasıl idame ettireceğim gibi bir kaygılarının olduğunu ne Amerika'da gördüm ne de şu an İngiltere'de gördüm. Yani yok. Adamlar böyle sanki hayatlarının garantiye almış gibi devam ediyorlar. Yani bu nasıl olabiliyor? Ben de merak ediyorum. Keşke bizim ülkemizde de olabilse. Yani benim Haliç Üniversitesi'nden mimar olup onun arkadaşlarım var. Özel sektörün ne kadar zor olduğundan, işte verdikleri emeğin karşılığını alamamış olmaktan bahsediyorlar. Yani bunlar üzücü şeyler. Fakat buraya geldiğimde üniversiteden mezun olan birisi ne yapacağım kaygısı taşımıyor. Hayatının belki de bizden bir sıfır daha önce başlıyor. Yani akademik kaynaklara ulaşabiliyor. İşverenlerle birebir iletişime geçebiliyor. Veya farklı bir şehirde kendisine farklı bir hayat kurabiliyor. Bunlar zor olmuyor onun için. Bu noktada biz biraz daha çaba sarf etmeliyiz diye düşünüyorum.
Doktora bitirdikten sonra Türkiye'ye gelip yerleştirildiğim üniversitede göreve başlayacağım. Bu bursun güzel olan tarafı da bu. Yani kariyer planınız çizilmiş oluyor. Yani kafanız bir anlamda rahat oluyor. Bundan sonrası için gerçekten çok umutluyum. Çünkü bu kadar emeğin karşılığını alacağıma inanıyorum. Türkiye'ye hali hazırda da alıyorum zaten de. Türkiye'ye döndüğümde de devam edeceğini umuyorum. Türkiye adına da benim gibi dünya çeşitli yerlerinde çalışan arkadaşlar var Türkiye için. Onlar da her birisi ülkeye bir şeyler katmak için oralardalar. Hepimiz Türkiye'nin geleceği için bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Yani en güzel şey bu söylenebilecek belki de.